Buyurun. Enerji ve ulaştırma başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki ortak işbirliği konularını ele aldığımız zirve gayet başarılı geçti. Türkmenistan'ın sahip olduğu doğalgaz potansiyelini ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına açacak projelerde zirve gündemimizde yer almıştır. Bu toplantı aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı ile bölgede başlattığımız yeni dönemde Türkmenistan'ın daha aktif şekilde yer alacağının da işareti olmuştur. Silivri'deki yeraltı doğalgaz depolama tesisimizin kapasitesini 4,6 milyar metreküp'e çıkartan projenin açılış töreninde ülkemizin enerji alanında geldiği yeri ve hedeflerini bir kez daha kamuoyuna anlatma imkanı bulduk. Biraz sonra doğalgazdaki yeni müjdelerimizi milletimizle paylaşacağız. Mardin'e 17 Aralık'ta yaptığımız ziyarette hem vatandaşlarımızla hasret giderdik, hem şehrimize kazandırdığımız yüzlerce eserin resmi açılışını yaptık, hem de farklı inanç kesimlerinin temsilcileriyle bir araya geldik. Güncel tutarıyla 17,5 milyar lirayı bulan eser ve hizmetlerin bir kez daha Mardin'imize hayırlı olmasını diliyorum. Değerler Yüzyılı buluşmasında her ne sebeple olursa olsun insanlarımızın bir kısmını diğerleriyle karşı karşıya getirmeye yönelik hiçbir gayretin bu topraklarda kök salamayacağını Mardin'den tüm dünyaya ilan ettik. Geçtiğimiz pazartesi günü iştirak ettiğimiz Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali programının kapanış toplantısında kadınlarımızın kazanımlarına ve Türkiye yüzyılına sahip çıkma kararlılıklarına şahit olduk. Biz de hem yeni müjdelerle bu çabalara olan somut desteğimizi gösterdik, hem de kadınlarımızın hakkaniyet temelli mücadelelerine verdiğimiz desteği tekrarladık. Salı günü başkanlık ettiğimiz Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında ülkemizin gurur kaynağı savunma sanayi projelerinde gelinen son durumu ve bundan sonraki iş programlarını gözden geçirdik. Türkiye artık sadece kendisi için savunma sanayi ürünleri tasarlayan ve üreten bir ülke haline gelmenin ötesine geçmiştir. Her geçen gün artan ihracatımızla tüm dünyada savunma sanayi sektörümüzün ürünleriyle adımızdan söz ettiren bir konuma geldik. İnşallah önümüzdeki yıl devreye alacağımız projelerle bu konumuzu daha da güçlendireceğiz. Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin takdimi vesilesiyle ülkemize değer katan kültür, sanat insanlarımızla bir araya geldik. Çeşitli alanlarda ülkemize yaptıkları katkılarıyla fikir ve gönül dünyamızı zenginleştiren tüm kültür, sanat insanlarımıza buradan bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı gün Senegal Cumhurbaşkanı'nı külliyemizde ağırlayarak iki ülke arasındaki zaten oldukça yakın olan ilişkileri daha da ileriye taşıyacak görüşmeler gerçekleştirdik. Aziz milletim, Perşembe günü milyonlarca çalışanımızı ve geliri buna endeksli yine milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren 2023 yılı asgari ücretini kamuoyuna açıkladık. Bilindiği gibi ülkemizde 2002 yılında net asgari ücret 184 liraydı. Ekranları başında şu anda bizi izleyen milletime özellikle bunları hatırlatmak istiyorum. Bu rakamı 2014 yılında 1000 liraya, 2015 yılında 1300 liraya, 2020 yılında da 2825 liraya çıkardık. Kurda ve enflasyonda yaşanan artışı dikkate alarak 2022 Ocak ayında net asgari ücreti 4253 lira olarak belirledik. Yıl içindeki gelişmeler bizi Temmuz ayında asgari ücreti
5.500 lira seviyesine çıkartmaya yöneltti. Geçtiğimiz hafta da 2023 yılı net asgari ücretini 8.507 lira olarak ilan ettik. Böylece asgari ücret önceki yıla göre %200, yılbaşına göre %100, Temmuz ayına göre %55 oranında yükseldi. Bir başka ifadeyle net asgari ücret 2021'e göre 3 kat, yılbaşına göre 2 kat artmış oldu. Asgari ücrete kişi başına verdiğimiz devlet katkısını da 250 liraya çıkardık. Yani 8.507 liralık asgari ücretin 250 lirası işveren tarafından değil, devletçe ödenecektir. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl asgari ücretten alınan gelir ve damga vergilerini de kaldırmıştık. Amacımız asgari ücretin işverene maliyetini azaltarak yaptığımız yüksek oranlı artışların istihdamda herhangi bir olumsuzluğa yol açmamasıdır. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hep söylediğimiz gibi ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken de, sosyal yardım yelpazesini genişletirken de, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyütürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız. Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok taleplerini çözdüğümüz çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yıl başından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır. Amacımız bir sonraki yıl, yani 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Özellikle Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmektir. Onun için de ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz. Küresel krizin etkilerine bağlı fiyat artışlarının tüm kesimlerin refahlarında yol açtığı kayıpları telafi edip üstüne çıkana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tabii bu arada girdi maliyetlerindeki artışların üstünde fiyatlamalar yaparak fırsatçılık peşinde koşanları da asla affetmeyeceğiz. Fırsatçılarla mücadele hukuki olduğu kadar ahlaki bir zeminde de yürütülmek mecburiyetindedir. Dünyanın başka hiçbir yerinde görülmedik şekilde mal ve hizmetlere maliyet artışının çok üzerinde artışlar yapılması kısa vadede kazandırıyor gibi gözükse de orta ve uzun vadede kaybettirecek bir yaklaşımdır. Bu şekilde hareket eden fırsatçılar bizim gözümüzde günübirlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadelerdir. Ahlaksızlardır. Ağır konuşuyorum, kusura bakmayın, namussuzlardır. Milletimin her bir ferdinden bu tür fırsatçılara gerekirse mal ve hizmet ihtiyaçlarını alternatif kanallara yönelterek hak ettikleri dersi vermelerini bekliyoruz. İlgili kurumlarımız bu tür akıl ve vicdan dışı hareketleri zaten yakından takip ediyor ve gereken müeyyideleri uyguluyor. Ama en etkili yaptırımın doğrudan milletin iradesi olduğunu da biliyoruz. İnşallah yılbaşından itibaren hızla aşağı inecek enflasyonun yıl sonunda %30'un altına gerileyeceğini ümit ediyoruz. Amacımız
bir sonraki yıl, yani 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Biz bugüne kadar her mücadelemizi milletimizle birlikte verdik. Enflasyonla mücadelemizi de milletimizle birlikte yürütecek ve Allah'ın izniyle zafere ulaştıracağız. Yine geçtiğimiz Perşembe günü canlı bağlantıyla Bitlis Çayı Viyadüğü ve bağlantı yollarının açılışını yaparak bölgenin ulaşımında önemli yere sahip bu projenin sevincini oradaki kardeşlerimizle paylaştık. Cuma günü İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı'nın açılış töreninde ülkemizin yargı alanında gerçekleştirdiği reformları değerlendirdik. Cumartesi günü Erzurum'da şehrin dillere destan soğuğuna inat 100 binin üzerinde vatandaşlarımızla sıcak bir kucaklaşma gerçekleştirdik. Toplu açılış törenimizde pek çok projenin resmi açılışını yaparken gençlerimizle de coşkulu bir buluşmada bir araya geldik. Ziyaret ettiğimiz tüm şehirler gibi Erzurum'da da bizi samimiyetle bağrına basan tüm vatandaşlarıma özellikle şükranlarımı sunuyorum. Sadece ulaştırma alanında bir ayda hizmete verdiğimiz eserleri hatırlamak bile hükümetimizin ne kadar gayretli ve verimli çalıştığını göstermeye yeterli olacaktır.